İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyet programla daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü programımızda ikinci Bayezid'in devri e, ilim adamlarından, şairlerinden Mesih'i rahmetullahi aleyh anlatmak istiyorum. Asıl adı İsa'dır. Mesih'i de adı olan İsa da her ikisi de Hz. İsa'nın isminden ve onun Mesih sıfatından ilham olduğundan e, şüphe edemeyiz. Yani bun bunlarla bağlantılıdır mutlaka demiyor istiyoruz. İsa Aleyhisselam bir mucize olarak hastalıkları eliyle mes ederek allah Teala'nın izniyle iyileştirmesi, efendim, tedavi etmesi, bundan dolayı da kendisine Mesih'i denirdi veya Mesih denirdi. Okşayarak iyileşmeye sebep olan kimse. E şimdi de el sürme var mı? Var. İyi de yani o İsa Aleyhisselam Allahu Teala'nın e, peygamberi olarak görevlendirilmiş, seçilmiş ve ona Allahu Teala bu sıfatı da ihsan buyurmuş. Ha hani derler ya Anadolu'da bu el benim elim değil. Kadınlar böyle hasta çocuklar için Fatıma anamızın eli falan Fatma Radyallahu e, radıyallahu anhanın eli manasına. Böyle güzel şeyler olabilir ama bunu bir eşya bağlantısı şekline hiçbir zaman getirmemek lazım. Aksi halde işler karışır. Doğum tarihi bu şairin bilinmiyor. Mesih'inin doğum yeri Üsküp'ün yakınındaki Piriştine'dir. Türkiye'de Piriştine'de çok kardeşlerimiz var. Benim tanıdığım arkadaşlarım var. Piriştine'dir. Rumel'de bir müddet kaldıktan sonra İstanbul'a geldi. Niye geldi? İstanbul Osmanlı'nın eğitim merkezi. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden herkes buraya koşardı. Eğitim almak için eğitim eğitim. Çünkü eğitim alanlar makbul olurdu. Marifet iltifata tabidir. Siz ilim işine iltifat ederseniz marifetli insanlar hep başınıza toplanırlar. Şimdi ise maalesef bir ilim adamı vefat ediyor. Aileden birkaç kişi cenazesine bulunuyor bir profesör yıllarca idarecilik, dekanlık, rektörlük yapmış. İşte üniversiteden onu tanıyanlar ya gitmesek ayıp olur şimdi diyerek gelenler grubu vardır. Geri kalanı yok. Ama beri tarafta böyle sahneye girmiş, çıkmış, sahnelerde ömrü geçmiş olan bir kimse veya işte filmlerde, dizilerde o kardeşim memleket sanki 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 bu insanların elinde ilmen yücelmiş. Elbette ki herkes sanatını yapıyor canım. Profesör de sanatını yapıyor. Ama profesör bir bilgi için gecesini gündüzüne katıyor. Burada ise efendim sanatkar dediğimiz kişilerin ki tabi yanlış yolda olanları kastetmek istemiyorum. Onlara hiç bir sözüm yok. Fakat bu nihayet bazen insanın Allah Teala tarafından verilmiş bir kabiliyeti vardır. Ona göre taklit yapabilir, işte daha başka şeyler yapabilir. Hiç olmazsa o profesörü de o dört tane yabancı dil profesörü de bilen yabancı dil bilen profesörü de hiç olmazsa böyle kimseler gibi itibar edelim. Madem ki toplumda tanınan kimselere itibar ediliyor ki öyledir ekseriyetle peki niye o ilim adamları tanıtılmıyor da sadece ekranda gördüğümüz birkaç dizide seyrettiğimiz insan dünyanın melek insanı olup çıkıyor neyse fazla söylersem suçlu duruma düşmek istemem İstanbul'da gelince Mesih'i rahmetullah aleyh eğitimini devam ettirdi hem de hat sanatı üzerinde çalıştı. Meşhur hattatlar da burada vardı. Ki ikinci Beyaz Han devri e, ilim adamı ve hattatı ve şairi dedik. O zaman da zaten e, Şeyh Hamdullah Efendi buraya gelmiş idi. Güzel yazı yazmada ustaydı. Sadrazam Ali Paşa'nın divan katibiydi. 1511'de icra ettikleri Şahkulu isyanında Ali Paşa şehit düşünce Mesih'i de hamisiz kaldı. Şair Paşa'nın ölümü için bir yazı yazdı. Şimdi Şehzade Korkut'u anlatırken bir hafta önce bu Antalya'dan başlayıp Burdur, Isparta üzerinden Afyon'a kadar çıkıp oradan Konya'ya geçip oradan da Yeni Çubuğa kadar Anadolu'yu kasıp kav kavuran bir şah kulu, şeytan kulu isyanı vardır. Şah İsmail'in çaldıran yenilgisinden üç sene önce bütün Anadolu kan ağladı. Şimdi birinci Sultan Selim Han'a diyorlar ki Anadolu'da kırk bin tane Şii'yi katletti. Peki ondan üç sene önce Anadolu'daki Şah kulunun peşinden giden onun aveneleri binlerce insan efendim kendilerine katılmayanları Afyon'a geldiler, Burdur'a geldiler, Isparta'ya geldiler. Dediler ki biz bu dava için yola çıktık. Şiilik için baş koyduk. Bize katılan kazanır. Katılmayanın malı, mülkü, karısı, kızı bize helaldir diye fetva verildi. Şahkulu önceleri ehli sünnet görünerek Şehzade Korkut'un itimadını kazandı. Şehzade Korkut Antalya'dan dağlar üzerinden giderek Aydın, İzmir'e doğru zaman zaman seyahatleri olduğunda hazinedar olarak bu şah kolu denilen kimseyi seçti koydu. O da bilerek girdi. Tam kumpasçıymış adam. Tam kumpasçı. Oraya hazineyi de eline aldıktan sonra şehzade korkudu. Bir seyahatinde hazineye de el koyuyor. Oradaki idareye el koyuyor. Ama Antalya'nın Anadolu işleriyle irtibatı yok. Toros dağları önünü kesiyor. Antalya'nın irtibatı deniz yoluyla işte 12 adalar Girit, bir işte Rodos, Sakız, Sisam, İstanbul'la da Ege Denizi üzerinden irtibat kurulabiliyor. Çok zahmetli ve uzun zaman alan bir irtibat. Ve topladığı askerleri her gittiği yerde bu biraz önceki sizlere söylediğim tehditleri de savurmak suretiyle Binlerce insan katılıyor. Kütahya bölgesinde 3000 bin kişi öldürüyorlar efendim. 3000 bin kişi. İşte bu Mesih'inin hamisi olan Ali Paşa öncü kuvvetleri olarak Osmanlı'nın önden giderken Yeni çubuk bölgesinde geçtiğinin verdiği bir ataklıkla tuzağa düştü. Ve o kaybedildi. Şehit oldu. Şehit olunca da Mesihide hamisiz kaldı. Yani bir ilim adamını mutlaka bir makam sahibi, bir zengin, mal mülk sahibi insan Osmanlı mutlaka korurdu. Öyle olan insanlar toplumda kıymetliydi. Şimdi hiç duyuyor musunuz böyle birisinin e, birinin himayesine sığındığını? Öğrencilere bile burs bulurken bayağı insanların göbekleri çatlıyor. Bunu da istismar edip başka yollara çeken bu burs meselesini başka yollara çekip gençlerin istikbaliyle oynayan nice kimse olduğunu da duyuyoruz. İşte şair hamisi olan Ali Paşa'nın vefatı üzerine şehadeti üzerine bir ağıt şeklinde şiir yazıyor. Geliniz zikredelim Mevla'yı. Geliniz fikredelim Ukba'yı. Böyle başlıyor Mersiye. Mersiye'nin sonunda ise Ali Paşa'nın mekanının cennet olmasına dua ediyor. Devamı şöyle. Tabii biz bütün Mersiye'yi baştan aşağı buraya altta programı doldurmadık. Baştan bir başlangıcını aldık. Sonra da devamında cennet için feriştelerle yine her hün ana divan etsin. Kefeni giydirip İdris Nebi'yi hullelerle ana kaftan etsin kilki kudret şu defterine namını müşküle ünvan etsin. Soldu ol gülşeni devlet çünkü goncalar çakı geri banesin bülbülü tabu mesihi daim ağlasın ağlasın efkanes. Ya Rabbi diyor de bir hullelerini bitsin. Yani oraya gittiği zaman oradakiler efendime benim hoş geldin desinler. Onu böyle alıp cennetin köşklerine yerleştirsinler. Ve ben de Mesih'inin bir bülbülü olarak arkasında bıraktığı bir kafesteki bülbülü olarak ağlayayım, ağlayayım, yırtınayım, dövüneyim diyor. E sadakat bu işte efendim. Sadakat bu. Evet. Ali Paşa'nın ölümü Mesih'i maddi sıkıntılara da tabii düşer etti. Manevi, manevi yönden bayağı bir üzüldü, sıkıldı ama sonra bir hami gene olursa iyi olacaktı. Başka türlü bu adam gidip de bir yerde bakkal çıraklığı, kalfalığı yapacak hali yoktu. Yani sanatını icra edecek. Gene şiirlerini yazacaktı. Kafası diri olması lazımdı. Kendisi de şair olan Tacizade Cafer Çelebi ona yardımcı olmaya kalkıştı ve iyi de yaptı. Bosta'da geçimini sağlaması için şaire bir tımarlık verdi. Tımar. Osmanlı toprak sistemidir, tımar. Efendim bir insana bir araziyi oranın yetkilisi, devlet yetkilisi, devlet adına iş yapan kimsesi e, bu ekseriyette padişah olur. Divandan çıkardı bu tımar tahsisleri has zahmet diye de dereceleri vardı. Tımar en küçüğüydü bunun, en aşağı derecesiydi birkaç köy tımar olarak verilebilirdi. O köyün gelirlerine devlet bunlardan vergi almazdı. Tımar sahibi o vergiyi alır, hem kendi geçimini sağlar, hem de tımar sahibi olan kimse savaş zamanında o tımardan dolayı elde ettiği gelirle artık kaç asker çıkarması emredildiyse o kadar asker atıyla, silahıyla, e, üstü başıyla beraber hazır eder ve söylenen yere getirir veya gönderir idi. Mesih'i bu kendisine sahip çıkılıp Tacizade Ca Zafer, Cafer Çelebi'nin çıkmıtmasını manzum olarak anlatmaya çalışır. E, bir şeyinde, şiirinde Mesih'i birinci Selim Han'ın tahta çıktığı 1512 senesinde vefat etti. Bu kimse Türk şiiri için önemli bir devir olan 15. asırda yaşadı. Bu devir klasik edebiyatın temelleri atılan devirdir. Atıldığı devirdir. Mesih'i de kurucu şairler arasındadır. Bu temele atanlar şairler de biridir. Öyle kabul eder. Edebiyatla uğraşanlar. Şiirleri devrine nispeten sadedir ve hissidir. İşte diyor ya Mesih'i kulunuz ağlasın, ağlasın, fiyan etsin. Bu, bu gayet hissi hakikaten bu sözlerle bile insanı ağlatacak hale gelmiş lirik tarzda şiir yazardı. Tacizade Cafer Çelebi'ye sunduğu Bahariye döneminden sonra da ses getirmiş ve hatta yakın geçmişte Latince'ye dahi tercüme edilmiş olan Bahariye 16. asırda şair Baki de bu kasideyi tanzir etti gördü, elden geçirdi. Kimi zaman bugün de kullanılan atasözleri ve deyimleri, şiirleri de zikretti. Mesih'inin, yani bu şairin, Arabi ve Farisi'yi çok iyi bildiğini divanındaki mülemma şiirleri anlatır bize. Gösterir. Diyor edebiyatçılar, hakkında yazdıkları şeylerde. Mesih'in üç adet eseri var. Bunlar divanı, Edirne şehrin gizi Gülü Sadı Berk'tir. Üç tane. Gülü Sadı Berk, yüz mektuptan oluşan mensur bir eserdir. Diğer ikisi manzumdur. Mesih'i şiirlerinde şu hususta bilhassa dikkatimizi çeker. Orjinal bir uslubu vardır şiirinde. Divanından alınan, şimdi okuyacağım beyit bunu gösterir. Eşkü çeşmim gördüğünce, habın bınaz gözün, merdüme tatlı gelir, vaka bağran uykusu. Yani, benim, göz yaşları dökmem. Göz yaşlarım seller gibi akar. Ama sana bu bir tatlı yağmurun altında gelen uyku gibi bir uyku rahatlığı verir. Ben göz yaşlarımla sel ederim. Sen o selleri görerek yağmur altında uyuyan birinin rahatlığını hissedersin demek istiyor. Aşığın ağlaması, yağmurun yağması gibidir. Sevgili de kazara onun gözyaşlarını fark ederek, Allah Allah yağmur yağıyor herhalde dışarıda dermiş. Ve tekrar gözünü kapatır, o nazlı nazlı uykusuna devam edermiş. Evet, Mesih'i de sizlere bu programda anlatmış olduk. İnşallah. Şamir Ahmet Paşayı anlatacağız ama bundan sonraki ilimden medeniyete programımızda. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş biliyoruz. Hoşçakalınız efendim. İlimden medeniyete.